Selam arkadaşlar. Taş Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şöyle size motif yapacağız beraber. Battaniye örneği. Ben küçük dörtlü yapıp size kırlent şeklinde yapacağım. Çünkü kenarında göstermek istiyorum. Bunu motifini beraber yapıp birleştirip bir sonraki videomda da kenar yapıp nasıl kırlent şeklinde olacağını göstereceğim. 4 tane yapınca bana yetiyor. Kenarda birazcık fazla olacak. Çok size videom çok uzun olmasın diye hemen başlamak istiyorum. Şöyle akıllı ilmek dediğimiz şöyle ilmeğimizi çevirdim, ilmeğimiz böyle. Biraz da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bu şekilde. Ben böyle yapıyorum. Kolayıma geliyor. Şöyle tutup elinizle böyle tutup ikiye kavurup böyle tutarsanız buradan alıyorum, bir zincir çektim, buraya 3 tane zincir çekeceğim, 1 2 3 kenar şey olacak çünkü burası kenar. Üç tane zincirle beraber 1 2. Bunun içini dolduruyoruz. Üçlü üçlü. Bir, iki. Bir, iki. Şu zincirimizi kaçırmayalım buradan, pardon, ipimiz ucunu şöyle hafif çekelim. Üç. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle çekip sıkıca birleştiriyoruz. Bir, iki tane çektim. Şuradaki zincirimizin tepesine battım, çektim. Şuradakine yap, çektim. Bir de buradakine öyle yaparsak şöyle gözükmemiş olur oraya geçişimiz. Bir tane de içine yapıyorum. Bu şekilde gözükmemiş oldu. 1 2 3 zincir. Böyle 4 tane yuva yapmış olduk. 1 2 1 böyle bütün tepelere uyguluyoruz. Bundan kendinize TV battaniyesi yapabilirsiniz. Şal, ince ipten şal olur. Her şey olur. Ben çok hoşuma gitti. Ben üzerine hep bebek battaniyesi üzerine çalıştığım için iplerimi ona göre ayarlıyorum. Siz nasıl ne isterseniz ona göre iplerinizi ayarlayıp yapabilirsiniz. Tığım da 4 numara. İplerim biraz kalın. Şöyle arkadaşlar sona geldik. Şimdi burada yine iki zincir çekiyoruz. Şuradaki üçlü zincirin tepesine
başını dolamadım. Çektim, şöyle kaydırdım. Yine aynı buradaki ikiliye, şuradaki trabzana çektim, kaydırdım. Burada aynı. İçine de yapıyoruz. Şöyle geçişimiz belli olmuyor. Bu şekilde 5 tane, şundan 5 tane oluncaya kadar, 1 2 oldu, 3 tane de oluncaya kadar yapıyoruz. Ben yapıp geleyim size. Arkadaşlar ben bu kadar büyüttüm. Şu sonunda beraber yapalım diye bıraktım. Şimdi şu bir sıramız kaldı. Burası 5 tane olacak. 1 2 3 4 5 tane oldu. Şu sonu beraber yapalım, son sırayı. Aralarına ikişer zincir çektim. 3 doldurdum. Orayı söylemedim size. Şöyle aralara, şöyle şu aralara bütün zincirleri içine batıyoruz. Aralarda da 2 zincir. Şimdi şurayı da tamamlayalım. Birleşti. Kapatmayı göstereceğim. 2 zincir çektim. Şuradaki 2 zincirimizi şurada şöyle birleştirip arada 2 zincir kalacak. Şurada 3 zincirimiz vardı, onun tepesine battım. Kaydırma yaptım. Böyle birleşmiş oldu. Bir zincir çekip sonra onu keselim. Arkadan kaybedeceğiz böyle. Belli olmayacak. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra bu şekilde tamamladık. Şimdi üstünün yeşiline geçelim. Yeşil herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle attım buraya. Bir zincirle kapatalım burayı. Şöyle tek zincir yapayım. Sıkıladım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Şu trabzanların tepesine sık iğne. Şimdi bu boşluk geldik. Boşlukta şöyle bir tane doluyoruz. Tam şu üçlünün, şu zaten burada, şu alttaki üçlünün ortasına battık. 1 2 2 3 seferde çıktık. Şimdi böyle oldu bu zincirin arkasında. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. 2 sefer doladım. Şimdi de bunun altındaki şu üçlünün şu ortasına. 1 2 2 de böyle şöyle yapıp çektirmesin diye gevşekçe çekelim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şu zincirin olduğu yere böyle 1 2 3 sefer doladım bu sefer. Tam şu 3 tanesinin ortasındaki trabzanın içine 1 gevşek gevşek yapın, 2 3 4 şöyle ayarlayıp gevşekçe çekebilirsiniz. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 sefer doladım şimdi. Tam şu ortaya, şuraya. Bir, şöyle bir bir çekiyoruz. İki çektim. İki çektim. İki çektim. Buralara doğru gevşek yaparsanız örneğiniz çok kastırmaz. Şöyle düzgün durur. Çok da sıktırmadan en üsttekini de yaptım. Bir tane sık iğne
Şimdi dönüyoruz arkadaşlar, tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. 1 2 3 sefer doladım. Bu sefer şu üsttekine. Buna yaptık, şuna. Gevşek yapın biraz. Kasmasın. Bir tane sık iğne. Şu aradaki zincirin üstüne oldu bu. Şimdi şunu sık iğne. Şimdi şu sık iğnenin yerine burayı yapacağız. Bir, iki sefer doladık. Bir çektik. İki, iki, iki. Şu ortadakinin yerine yapmıştık. Şimdi yanındakine sık iğne. Bir sefer doluyoruz arkadaşlar buraya. Bir, iki, iki. Bu şekilde. Şimdi şu kenara sık iğne. Üç tane sık iğne. İçine battık. Bir, iki, üç zincir. Tekrar aynı yere. Ben biraz bunu tamamlayayım arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar bu kadar büyüttüm. Kenarlarını yaptım. Şimdi size bir birleştirmeyi göstereceğim. Ve şuraya geçişi de göstereyim. Buraya sık iğne, yine 3 tane. Şu deliğin içine de şuradaki yuvamız vardı. Ona da bir kaydırma yaptım. 1, 2, 3. 1, 2. Burayı normal trabzan olarak çektik. 3 tane trabzanımız oldu zincirle beraber. 1, 2. Şimdi üç tane yaptık. İkisini bir zincir ya çektim. Şimdi şuradan 1 2 3 bırakıyoruz. Yani bir bu, bir bu, bir bu, şu şöyle olacak. Öyle trabzan yapacağız 3 tane. Bir zincir çektim, başını donadım. Şu üçlü, şu üçlüyü at, şuraya atlıyoruz, şu üçlü, şunu atlıyoruz yanındaki. Bir zincir çektim, şu üçlüye 3 tane trabzan. Zincir çektim. Yani şöyle bir atlamış olduk. Bir zincir çektim. Şuradaki yuvanın içine geçtim. Şimdi burada birleştirme yapalım. Şimdi ürünlerimizi şöyle alıyoruz. Buradan battım. Şuradan. Pardon, bunu çıkartmıyoruz. Şöyle battım. Şu köşedekine. Çektim, kaydırdım. Bir zincir. Zincir çekmiyorum. Şu yanındakine, şuraya attım, çektim, kaydırdım. Burada kaydırma yapıyoruz. Zincir çekmedim. Üç tane bırakıyoruz.
üçlüye. Zincir çekmedim. Şuradakine baktım. Kaydırdım. Başını donadım. Şu ikiyi bırakıyoruz. Şu üçe. Üçüncünün bir ilkine bu. Zincir çekmedim. Buradan battım. Kaydırdım. Zincir çekmedim. Başını donadım. Şu iki atış. Şunu atlıyoruz. Şu üçlüye. Başını donamadım. Şuradan baktım. Aldım yerine. Kaydırdım. Başını donadım. Şu üçünün bir tanesini yapıyorum şimdi. Başını donamadım. Şuradan batıyoruz. Şuradan yanalım daha iyi. Aldım, kaydırdım. Başını donamadım. Şuradaki yuvanın içine. Bir zincir çektim köşe olduğu için. Şu köşeyi, şunun köşesine kaydırdım. Bir zincir çektim. Bir de burada olduğu için bir tane de buna kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi göstereceğim. Şurayı kapatayım size. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Ortada bu şekilde oldu. Şimdi burayı da birleştireceğiz. Sonra kenar yapmayı göstereceğim size.